Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu İngilizce dersimizde superlatives, yani sıfatlarda en üstünlük derecesi konusunu işleyeceğiz. Dikkat edilecek noktalar ve çok sayıda örnek sizi bekliyor arkadaşlar. Zaman kaybetmiyoruz ve hemen dersimize başlıyoruz. Sıfatların derecelendirmesinden bahsederken superlatives en üstünlük derecesidir. Genellikle de sıfatlardan önce the sözcüğünü kullandırtan durumlardır bunlar. Kullanmadığımız durumlar var mı the sözcüğünü? Elbette ki var. Aitlik bildirdiğimiz durumlarda the sözcüğünü kaldırıyoruz. Bunun yerine my, your, his, her gibi bir ifade getiriyoruz. Tek ecelleri inceleyelim şimdi. Warm, sıcak demektir. The warmest, en sıcak. Tall, uzun ve yüksek demektir. The tallest, en yüksek, en uzun. Low, düşük demektir. Seviyesinden bahsediyoruz bir şeyin. Düşük. The lowest, en düşük. Big, büyük demektir. The biggest, en büyük. Hot, sıcak. The hottest, en sıcak. Wet, ıslak demektir. The wettest, en ıslak anlamına gelir. Peki burada son 3 sıfatın neden son harfinin tekrarını görüyoruz? Arkadaşlar, İngilizce'de bir sıfatın tek heceli olması ve son 3 harfinin de sessiz, sesli ve sessiz şeklinde devam etmesi derecelendirmede son sesin tekrarını gerektirir. Dolayısıyla biz burada G harfinden, T harfinden birer tane daha eklemiş olduk. Yukarıdaki sözcük W ile bitmişti. Aslında yaptığım açıklamaya uyuyor. Fakat W ile biten sözcük tekrardan bir W getirtmez. Sebebi budur. Bundan dolayı bir tane daha W kullanamadık. İngilizce'de düzensiz sıfatlar dediğimiz bazı sıfatlarımız var. Ve biz bunları da yine superlatives dediğimiz en üstünlük derecesinde kullanabiliyoruz. Good, iyi demektir. The best, en iyi demektir. Bad, kötü demektir. The worst, en kötü. Little, az demektir. The least, en az demektir. Much, çok. The most, en çok. Far, uzak. The farthest veya the furthest. İki seçeneğiniz var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Her ikisi de en uzak demektir. Old, eski ve yaşlı anlamlarına gelir. Eski anlamını kullanacaksanız the oldest diyebilirsiniz. Ama insanlardan bahsediyorsanız ve yaş belirtecekseniz the eldest'ı kullanmanız daha doğru olur. En üstünlük derecesini, yani superlative adjectives kullandığımız bazı cümlelerin son kısımlarında of veya of the görürüz. Bu kısım cümleye an, in anlamı katar. Bir ektir. Pekala, ilk örneğimizin üstünde cümleyi çözümleyelim. Sunday is the best day of the week. Önce şu kısmı çözelim. The best day, en iyi gün. Pazar en iyi günüdür. Of the week. Bakın, of olan bölümü tercüme ediyoruz. Haftanın. Pazar haftanın en iyi günüdür. The sözcüğünü de unutmadık. İkinci örneğimize geçelim. It is the smallest of the three hotels. Bu otel, üç otelin, bakın ın, in anlamında kullanıyorum yine, üç otelin en küçüğüdür. Veya o, üç otelin en küçüğüdür. Yesterday was the hottest day of the year. Hemen işaretliyoruz. The hottest day of the year. Dün, senenin en sıcak günüydü. Yine of, ın, in anlamında kullanıldı. Gelelim bu tarz cümlelerde in kullanımına. Aynen of kullandığımız yerler gibi in sözcüğü de sıfatın en üstünlük derecesinden sonra, yani cümlenin son bölümünde kendisine yer bulabilir. Peki in hangi durumlarda kullanılır? Daha çok yer ismi belirtirken veya insan topluluklarını ifade ederken kullanıyoruz. She is the richest woman in Turkey. O, Türkiye'deki en zengin kadındır.
Bu cümlede in Türkiye'den önce geldi. Bir ülkeden bahsettik, bir yerden bahsettik. Dolayısıyla in kullanabildik. İkinci cümlemize bakalım. Hakan is the funniest student in the class. Hakan sınıftaki en komik öğrencidir. Yine bir yer belirttik. Harry is the tallest person in the team. Harry takımdaki en uzun kişidir. Cümlemizde en üstünlük derecesini kullandığımız bir sıfat varsa, cümlenin ikinci kısmını da biz bir cümleyle bağlayabiliriz. Yani iki cümle iç içe olabilir ve ikinci bir cümle sıfattan sonra gelebilir. Genelde bu cümleler present perfect tense ile kullanılır. Şu an ekranda bu tarz örnekler görmektesiniz. Tek tek hepsini çözelim. That was the best film I've ever seen. Şimdiye kadar anlamı katıyor present perfect tense. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi filmdi bu. Veya bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi filmdi. That was the best holiday I've had for a long time. Uzun zamandır yaptığım en iyi tatildi bu. Iceland is the most beautiful country I've ever visited. Ever'da şimdiye kadar anlamı var. Present perfect tense'te de var bu. İzlanda bugüne kadar ziyaret ettiğim en güzel ülke. He's the most patient person I've ever met. Şimdiye kadar karşılaştığım en sabırlı kişidir. Tüm bu cümlelerde kırmızıyla işaretlenen alanlar present perfect tense'ti. İki yapının birlikte nasıl kullanıldığını inceledik. Sıfatlarda en üstünlük derecesi olan superlatives konusunu son açıklamalar ve örneklerimizle birlikte tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Yepyeni derslerle yine ingilizcevideo.com'da görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum ve size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.